Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerde yazıma karıştırılan sözcüklere bakacağız. K harfi ile Ş harfi arasına bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra Ş harfinden Z harfine kadar devam edeceğiz ve bu serimizi bitireceğiz arkadaşlar. İlk sözcüğümüz küsur arkadaşlar. Bakın bu sözcüğü biz küsur şeklinde yazdığımız zaman, yani Ü harfi ile yazdığımız zaman yanlış yazmış olurduk arkadaşlar. Doğrusu küsur şeklinde yazılmalıdır. Yine kılavuz sözcüğü arkadaşlar, bakın arada ı var. Yani biz bunu kılavuz şeklinde yazsaydık yanlış yazmış olurduk. Bu kullanım yanlış olurdu arkadaşlar. Doğrusu kılavuz. Kolonya arkadaşlar, kullanımı da yanlış bir ifadedir. Doğrusu kolonya şeklinde olmalıdır. Şöyle hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Kibrit değil kibrit. Küpür değil arkadaşlar. Bakın küpür kullanımı yanlıştır. Doğrusu kupür. Şöyle kutucuk içine alalım. Kurdela kullanımı da yanlış arkadaşlar. Doğrusu kurdele. Konservatuvar arkadaşlar. Bakın V var. Ama ben aksesuvar yazsaydım, yani V koyup yazsaydım aksesuvar şeklinde yanlış yazmış olurdum. O da tam tersi aksesuvar şeklinde olacak. Ama konservatuvar arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Buna dikkat edeceğiz. Komiser arkadaşlar, bakın komiser değil komiser, arada i var, söylerken belki komiser şeklinde söylüyor olabiliriz ama yazarken komiser şeklinde yazmalıyız. Komodin değil arkadaşlar komodin, buna da dikkat edeceğiz. Kontür değil veya kontör değil, bu da kontör şeklinde yazılmalıdır arkadaşlar. Karnabahar değil karnabahar, bu da sık karıştırılan bir sözcük. Kat be kat arkadaşlar, bitişik yazılıyor. Küvöz değil kuvöz. Kamuflaj da bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Kapşon değil kapüşon. Arada ü var arkadaşlar. Kapşon kullanımı yanlış bir kullanımdır arkadaşlar. Keyfe keder sözcüğü bitişik kırmızı biber arkadaşlar. Bakın bitişik kırmızı gül ayrı yazılıyor. Karma karışık bitişik. Kaş kolunu ver değil kaş golünü ver şeklinde yazacağız arkadaşlar bu sözcüğümüzde. Koridor değil arkadaşlar koridor, R var. Kravat arkadaşlar, bakın I yok, dikkat edin buna. Karınca incitmez arkadaşlar bitişik, kalem tıraş bitişik ve arada I var. Kazım Karabekir arkadaşlar şapkalı ve bitişik, ketçap da bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Geçiyoruz L harfine. L harfinde arkadaşlar ilk sözcüğümüz lakayit arkadaşlar. Bu şekilde laubali, bu şekilde. Nalet değil lanet arkadaşlar. Lavobo değil lavabo. A harfiyle yazıyoruz. Lamba değil lamba. M harfiyle. Lakırtı değil lakırtı. Bakın bu sözcüğümüze dikkat edelim. Lüle taşı ayrı ve L harfi küçük. Birazdan oltu taşına da bakacağız. O yüzden dikkat edin dedim. Lebalep arkadaşlar bu şekilde, limited arkadaşlar bakın limited değil. Limited şirketi şeklinde yazsaydım bu şekilde yazacaktım arkadaşlar. Limited yani T harfiyle. Maydanoz değil maydanoz. A harfiyle yazacaksınız. Muhatap değil arkadaşlar. 2 T yok. Muhatap bu şekilde yazılıyor. Meğer ki bitişik. Müşahede değil yani 2 A yok. Müşahede. Matematik değil matematik. Meczup değil meczup. C ile. Mezura böyle mini mini bitişik. Metot değil metot. Müsvedde değil arkadaşlar müsvedde. Motosiklet arkadaşlar. Motosiklet değil mesela motosiklet. Milattan önce nokta yok ve büyük. Mefta değil mevta. Ölü demek, mevtayı kaldırdık diyeceğiz mesela. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Monitör değil, ü ile değil arkadaşlar. Monitör, muzır, zararlı demek. Munzır şeklindeki kullanımlar yanlış. Mevlit,
D harfi ile olmayacak. T harfi. Nüksetmek bitişik. Laydon değil, naydon. Neredesin? Neredesin şeklinde yazsaydım E harfi olmadan yanlış yazmış olurdum. Buna da dikkat edin. Nakte ihtiyacım var. Yanlış nakde ihtiyacım var olacak arkadaşlar. D harfi ile. Ne idiği belirsiz de bakın nasıl yazılıyor. Ayrı yazılıyor arkadaşlar. N harfi ile devam ediyoruz. Naçizane, nacizane değil. Naturalizm arkadaşlar bakın naturalizm kullanımı yani U harfi ile yazmış olsaydım yanlış yazmış olurdum. Doğrusu naturalizm. Bu sözcüğümüz de çok sık karıştırılıyor arkadaşlar. Morel şeklinde yazılıyor. Morel kullanımı yanlıştır arkadaşlar. Doğrusu moral. Name okumak yine arkadaşlar bakın. Na, me, devamını yazdım varsayın. Bu kullanım yanlış bir kullanımdır. Doğrusu name okumak olacak. Ön yargı, ön söz, özgüven. Bakın bunların hepsi ayrı yazılıyor. Özellikle özgüven ve ön söz sözcüğünü hep bitişik yazıyorlar arkadaşlar. Bu sözcüklerimiz ayrı yazılması gereken sözcükler kategorisinde. Öge sözcüğü de arkadaşlar öe şeklinde yazılsaydı yanlış bir kullanım olurdu. Oysa ki bitişik orijinal bakın arada i var. Oldu bitti bitişik. Oldu taşına geldik. O büyük ayrı şekilde yazılıyor. Ortodonti bu şekilde. Özene bezene. Bakın özene bezene değil. Özene bezene. Allah özene bezene yaratmış mesela. Bu şekilde bir kullanım yapsaydık bezene şeklinde yazmamız gerekecekti. Pardösü arkadaşlar bu şekilde perspektif şeklindeki kullanımlar yanlış arkadaşlar. Pilili etek. Bakın pileli etek değil. Pilili etek olacak. Playback değil. Mesela bunu da playback yazdığım zaman mouse'la yazdığım için çirkin oluyor. Farkındayım ama bu konuda bana biraz hak verin. Bu kullanım yanlış bir kullanımdır arkadaşlar. Bakın psikopatta arada i yok. Pirpirikli değil. Arkadaşlar R harfi ile değil pimpirikli. Psikiyatır i yok ve ı yok sonda şurada. Psikolog arkadaşlar yine i yok ve k harfi ile olmayacak. Prim de bu şekilde yazılıyor. Geçiyoruz R harfine. Arkadaşlar R harfinden sadece 3 kelimemiz var. Rastgele değil rastgele arkadaşlar. Bakın T harfi mutlaka olması gerekiyor. Römork ve rögar bu şekilde yazılıyor. Seyahat değil seyahat arkadaşlar bakın. Seyahat kullanımı arkadaşlar bu şekilde yazılmalı. Sağanak yine sağanak şeklindeki kullanım yanlış bir kullanımdır. Sandviç bu şekilde, salyangoz bu şekilde yazılıyor. Sana ne ayrı bir şekilde yazılması gerekiyor. Sıra dışı, sıvı yağ bunlar da ayrı yazılması gereken sözcüklerden arkadaşlar. Silahşor arkadaşlar. Silahşor değil. Silahşor, şohben değil, şofben, şefkat değil, şefkat. Bu sözcüklerimiz de bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Şempanze yine arkadaşlar şempaze şeklindeki kullanımlar yanlış. Şempanze olacak arkadaşlar. Soğukkanlı, bitişik, suçüstü, bitişik sarf etmek ayrı yazılıyor. Bunu yanlış yazmışız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen doğrusunu yazayım. Sezaryen. Bu kullanım yanlış. Bunu silelim. Sezaryen arkadaşlar bu kullanım doğrusu bu şekilde. Silüet arkadaşlar yine bu şekilde yazılması gerekiyor. Süeter değil, süveter V harfi var. Şanzuman değil, şanzıman. Şartel değil, şalter olacak arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sizlerle beraber K harfi ile Ş harfi arasındaki sözcükleri gördük. Sonraki kısımda arkadaşlar Z harfine kadar devam ederiz ve bu serimizi bitiririz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.